Şuradan yolcu alacağım. Soft taksi başlıyor. Hava Rümeniz, topur alıyor. Şimdi bizim havalimanında yolcu almamız yasak. Biz de kimisi, taksicilerin kimi yukarıdan yolcu alıyor. Yani insanların geldiği yere gidiyorlar ya da gittiği yere gidiyorlar. Oradan yolcu almaya çalışıyorlar. Bir kısmı da bazı gruplar var. İletişim kurduğumuz bazı gruplar var kendi telefonlarımızda. İşte kimisi WhatsApp'tan kuruyor, kimisi başka aplikasyonlardan kuruyor. Buralardan bazı taksiciler yolcu veriyor diğer taksicilere ve burada gayri resmi olan bir takım telefon durakları var. Adamlar mesela müşteri onlara ulaşıyor, işte havalimanı personeli, efendime söyleyeyim hostesler, bazen pilotlar vesaire onlara ulaşıyor, diyor ki ya ben işte sallıyorum Yeşilköy'e gideceğim. Buradan Yeşilköy'e ne kadar yeter? 500 lira. Onlara indirimli tarifi uyguluyorlar. Tamam, diyor ki işte 300 lira sallıyorum. Ya 300 bile değil yani, 200 lira falan da. Üzerinden bir de şimdi mesela ben birazdan, bana da belki denk gelir. Yolcuyu aldım diyelim, hostes aldım diyelim. Kaç para, nereye gideceğini şimdi bilmiyorum da. 250 liraysa eğer 30 lirasını, 40 lirasını, 50 lirasını işveren kişiye gönderiyorum. Aslında bu gerçekten doğru bir şey değil. Hem ben insanlara para kazandıracağım, hem ben eksik parayla götüreceğim. Bizi burada maalesef yetkililer ezdiriyor. Sisteme karşı ezdiriyor. Niye? Ben buradan geri dönerken bomboş gideceğim. Ama burası da İstanbul içerisinde bir bölge ve bizim çalışma ruhsatımızda İstanbul Belediyesi'ne ait olan her yerde çalışabileceğimiz yazıyor. Yani bizim belediye ruhsatlarımız var. Arabalara belediyeler ruhsat veriyor. Diyor ki işte bu araç İstanbul Belediyesi'ne ait olan her yerden yolcu alabilir. Ama örnek veriyorum, Gebze buraya bağlı bir yer değil. Gebze'den yolcu alamam mesela. Bizi burada gerçekten ezdiriyorlar arkadaşlar. Şimdi ben de maalesef işte buradan geriye giderken en azından yakıt parası çıksın niyetiyle buradan bir yerden yolcu almaya çalışacağım. Bakalım alabilecek miyim? İnşallah alırım yani. Ne diyeyim yani. 6'yı 5 kişi çıkacak. Takip abi. Tamam abi. Yani ne kadar? Arkada 200 lira abi. Abi ya, hem geç alacağım hem de o, yani hani şimdi gelse neyse de. Abi 20 dakikasına geliyor. Ne bir şey ki, acele ki. Zaten beni görmesem orada bekleyecektim abi. Ya olsun abi, ben başka yani başka birkaç tane daha grup var. Oradan da artık yani başka belki birisi çıkar. Hemen çıkacak olan. Olmaz böyle. Ya 20 dakika çok yani benim için. Dengesiz. Var mı Malof'ta 3. bölge aracı? Malof. 10. misafirimiz alınmıştır. Bu şeyi gönder başkan. İstanbul'da var mı? Halkalı temadan iş. Başkan takip. Tekrardan geçmiş olsun. Hoş geldin. Sağ olun. Afiyet. Yani adam bir de bana diyor ki ben diyor buradan da yolcu vermesem boş gidecektim. Sana ne kardeşim, boş gidersen giderim yani. Ayarım kaçıyor abi. Sanki babalarının parasıyla çalışıyor ya. Sana ne oğlum? La ilahe illallah ya. Sanki senin araban ya. Yani ben senin kadar düşünemiyorum. Ben de düşünebiliyorum senin düşündüğünü. La ilahe illallah ya. Ekip terminalinin oradayım. Vallahi limana geldik de bekliyoruz bakalım. Bir şey çıkarsa dönüş alalım. Ben de limandayım. Ekip terminalinin orada. Gel istersen. Geliyorum abi. Sen çağırırsın da gelmez miyim? Geliyorum. Bir şey içer misin abi? Benzinlikteyim, alayım. Totaldeyim. Kardeşim sağ olasın. Ben de kahve var şimdi. Ekip terminalinden oradan yolcu alacağım. Birisini alacağım. Ne zaman gelir bilmiyorum ama. Kardeşim ne yapıyorsun? Aynı abi.
Vallahi ne olsun. Ben de bir tane başka şehir aldım, döneyim bari abi. Yuvaya dönelim. Aynen, o daha iyi. Ne kadar gidiyorsun? Kaç? 200. O daha iyi. Ben yani hak ediş vermiyorum ya yani, genelde. Nasıl olmuyor? Ben başkanım kanalların çoğunda. Göndermiyor musun yoksa? Yo, almıyor beni. He. Tanıyorlar seni herhalde. Neden? Pelin şu mu acaba? Pelin mi? Hmm. Meleğe benziyor. Ne? Meleğe. Ayşe de olabilir. Şimdi arkadaşlar, misafirimizi indirdik. Misafirden aldığım para bu. 210 TL. Normalde taksimetre ne kadar yazdı? Görüyorsunuz. 458 lira mı? Arkadaşlar şimdi bak, bugün iki tane iş aldım. Bir havalimanı, bir de Fındıkzade. Fındıkzade işi zaten kısa iş. İki tane iş sadece. İki tane işten kaç para aldım onu söyleyeceğim size. 20, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 81. 810 lira param var. Ve Fındıkzade'ye bıraktıktan sonra Zeytinburnu'na doğru böyle tın tın geldim. Baktım müşteri çıkmadı. Ben de şeye geldim. Eski durağıma geldim. Burada Oliyum benim eski durağım. Özlemişim. Öyle lak lak yaptım biraz. Buradaki arkadaşlarım, abilerim falan seviyorum çünkü bu durağı. O hem güzel de bir yer. Efendi insanlar hem de. Şimdi çıktım. Saat şu an 8'e 7 dakika var. Ve yani öyle bir hedef koymadım ama yani 500 lira harçlık alırsam yeter. Allah bereket versin. Yani çok fazla koşturmadan çalışmayı düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Şimdi Oliyum'un ön kapısına geldim. Mikrofon şarjı bitti, onu şarj taktım. Burada araba yok ön kapısında. İçeriden de müşteri çıkar diye bekliyorum ama çıkacak herhalde bu. Dur, yine de şu yolcu bir harakiri yapayım, belki yolcu gelir. Taksi! Ne? Hotel Darnhill. Başkan, saatleri karşıda bekliyoruz. Alalım mı? İstiyorsan bekle, ne yapayım ya, bekliyorsun diye. Nasıl? Bekle ne yapayım ya, senin durağın değil ki burası. Fark etmez kardeşim. Benim durağım kardeşim. Tamam burası, evet, oyun benim durağım. Evet. Tamam, sen orada etiket yazmamasına ne bakıyorsun sen? Ha? Benim durağım, ara içeriği sor. Tamam kardeşim, senin durağınsa sorun yok. Tamam, senin sorun yok. Senin durağın ama insan birbirine saygı gösterir. Tamam, ben gösteriyorsun. Tamam, benim saygı gösteren pozisyonum senin göstermen lazım bir kere. Neyse, tamam, bana, tamam, bana müsaade de bir yolcuyu, tamam. Şu an yapmış olduğun işi Türkmenistan'da yapmış olsaydın ne kadar, kaç dolar maaş alırdın? Türkiye'de kaç dolar alıyorsun? Abi şimdi ben yalancı oldum. Bak, eskiden dolar bize çok ucuzdu. Şu anda biraz yükseldi. Yani çok yükselmedi, normalde bir şey oldu da. Tamam, şu anki güncel piyasaya göre söyle zaten bana. Şu an Türkmenistan'da bu işi yapıyor olsaydın kaç dolar maaş alırdın? Benim bildiğimce 250-300 dolar vardı. Burada peki şu an kaç dolar maaş alıyorsun? En az 1000 dolar alıyorsundur sen. Yok, 1000 dolar. 1000 olmasa 800 dolar kesin alman aynen, lazım. 800 dolar. Aslında bakma, Esenyurt'un böyle şey seçim zamanları bilmem ne, çok tehlikeli aslında Esenyurt. Bir türlü Esenyurt'ta aşırı bir şey yok. Bak mesela şu an benim gireceğim mahallede Esenyurt'un floresi derler bu mahallede. Müstakil evler, bahçeli, mahçeli bilmem ne. Hani herkes de böyleydi, garajlı. 45 yıldır biz buradayız. Son isimlerimiz de biz. Kapı kilitlemezdik biz. Güzel konular çıkmaz belki diye çıktım bugün ama samimi insanlarla denk geldim hep. Aile kareografisi çizdim yani bugün sizlere. Şimdi ben de hanımımı almaya gideceğim. Hanım benim teyzesindeydi. Bir gün yine böyle hanım, işte hanımın teyzesi, bir yere gidiyoruz. Biz giderken araba vurdu benim arabaya. Normalde onu başka bir videoda yayınlamayı düşünüyordum tek olarak ama bugün yine hanımı almaya gideceğim ya, şimdi aklıma o geldi. Ve adam arabaya vurduktan sonra bir kaçmaya başladı abi. Biliyorsunuz biz de
daha önceden söylemiştim zaten. Bir Allah nasip ederse hepiniz maşallah derseniz çok sevinirim. Bir kız çocuğu bekliyoruz. Ve riskli bir hamilelikti. Adamın arkasından araba bana vurduktan sonra gittim. Biraz gittim. Ben onu bizim araba kalabalıktı. 4 kişiydi. Ve her ne kadar da kişi başı 70 kilo olsa 7-14-28 yani 280 kilo en kötü arabada yük vardı ben hariç. Hadi benle beraber diyelim ki ortalama işte 330 kilo olsun. Ve benim araba gazlı. Arabada giderken yollar da bozuk. Kasete falan girip çıkıyorum. Hanım dedi ki halde dur artık. Ben dayanamadım. Yoksa adamı kovalayacaktım. Dayanamadım. Ondan sonra adamın arabasına zaten normalde yetişemezdim herhalde. Onun arabası internetten baktım da neydi Mazda'ydı. Herhalde yüksek bir model. Ama hakkımıza girdi. Bir gün elbet onu bulacağım. Bende plakası da var. Ben zaten karakola gitsem zaten şey yaparım. Alırım yani onu. Ulaşırım. De ki yapacağım zaten bunu. Siz de göreceksiniz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Severek takip ediyorum. Vallahi sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim. Hoşçakal. Abi bizi de videoyu çekme sonra. Ben her zaman o kayıtta benim. Hayır. Sen de mi tanıyorsun beni? Tanımaz mı? Allah razı olsun. Ne aldın? Söyle bakayım. Ha? Ne aldın? Yok bir şey olmadı. Vurdu mu? Vurdu. Hadi, hadi ne olur sakin ol. Sakin. Sakin ol. Tamam sakin ol. Kamera çekiyor. Ulan sen korun ya. Tamam sakin ol. Tamam sakin ol. Dur. 30 önce. Bir dakika. Değil değil. Allah'ım inşallah bir yerde sıkışır. Ali lütfen, Ali ne olursun. Tamam sakin ol. Ali lütfen çok korkuyorum Ali. Korkma canım korkma. Abi tamam ya. Tamam. Ali bırak bırak. Bırak. Fece bir saniye arabaya vurdu kaçtı o. Abi daha tamam. Daha yok yok yok. Daha hiç ama. Kardeşim. Boş ver abicim. Vallahi kaçtı. Doğru kapanma. Evet arkadaşlar. Mesai bugün erken bitireceğim. Hastanenin oraya geldim. Hastaneye bir yakınımızı bıraktım. Ben de hastanenin karşısında yıkama var. Arabayı oraya bırakacağım. Hastaneye gideceğim. Araba yıkamadayken kameraları sökeceğim için sonrasında tekrar kuramayacağım. O yüzden şimdi ne kadar kazandığımı söyleyeyim. Ondan sonra zaten mesai bitireceğim. Şu an 1320 lira para toplamışım ve 170 kilometre falan yolum var. Yaklaşık olarak yakıt benim ne kadar alır? İşte 200 lira falan yakıt alır. 25 falan da şey var. Yol parası var otoban ücreti. 225, 825. Yani yaklaşık 1320'den 825 çıkarsan ne kadar yapıyor? 1320'den 825 çık abi. 495 lira yapıyor herhalde. Şu an tam tahminim bir dur bakayım. 820 olsa aynen. 495 lira para yapıyor. Eğer yanlış hesaplamadıysam. Bugün kazancım 495 lira. 5 şey yapmıştım. Sabah 500 lira hedef koyarak çıkmıştım yola. Hedefimiz tutmuş yine. Çünkü burada bozuk paralar var. 500 lira. Bereket versin. Evet arkadaşlar. Yine güzel bir gün geçirdiğimi düşünüyorum.
Hepinizi öpüyorum. Gerçekten sizlerin beğenisine ihtiyacım var arkadaşlar. Çünkü video öne çıkmıyor o zaman. Videonun öne çıkması için sizlerin abone olup bildirim zilini açmanız gerekiyor gerçekten. Ya bana böyle bir jest yaparsanız sevinirim. Eğer içinizden geliyorsa, beni samimi buluyorsanız, bunu yaparsanız çok makbule geçer. Ama yapmazsanız da canınız sağ olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.